أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi. Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. O vakit meleklere, Âdem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kâfirlerden oldu. Ve dedik ki, Âdem, eşinle birlikte cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz. Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız. Gerçek şu ki, Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp, onlara üstün kılmıştır. Allah, Semiyedir, Alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir. Onlara, Âdem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, seni öldüreceğim dedi. O da, Allah ancak müttakilerden kabul buyurur dedi. Sizi biz yarattık, sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere, haydi, hürmet için secde edin Âdem'e dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Secde edenlerden olmadı. Sana gelince Âdem, seninle eşin cennete yerleşin. İstediğiniz her tarafından yiyip içip yararlanın. Yalnız sakın şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan onlara, gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu. Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir, diyerek, kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. Fakat şeytan onlara, gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu. Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir, diyerek, kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki, o ağacın meyvesini tadar tatmaz, edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal buldukları cennet yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye başladılar. Onların Rabbi ise nida edip buyurdu. Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ben şeytanın sizin besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin beni dinlemediniz de bu perişan duruma düştünüz? Ey bizim Rabbimiz!
kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz diye yalvarıp yakardılar. Buyurdu ki, birbirinize düşman olarak inin. Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız. Buyurdu ki, birbirinize düşman olarak inin. Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız. Bir zamanlar meleklere, Âdem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip, çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim, benden üstün kıldığın adam bu mu? Gerçekten biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık. Hani bir zaman biz meleklere, Âdem'e secde edin deyince, onlar da derhal secdeye kapanmışlardı. Ne var ki iblis eğilmemişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Âdem'in evlatları! Onlar size düşman oldukları halde, siz kalkıp benden ayrı olarak onu ve onun evlatlarını mı dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne fena bir bedel, ne zararlı bir takas. İşte bunlar, Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar, Âdem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrahim ve İsrail'in nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar, Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Doğrusu, biz daha önce Âdem'e de vahiy ve emir vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu. Onda bir azim bulamadık. Düşünün ki biz bir vakit meleklere, Âdem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis diretti. Biz de dedik ki, Âdem, iyi bil ki bu sana da eşine de tam bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra perişan olur, helâke sürüklenirsin. Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın. Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın. Ama şeytan ona vesvese verip, Âdem dedi, İster misin sana ebediyet, ölümsüzlük ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim? Derken ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Âdem, Rabbine karşı geldi de şaştı kaldı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayetine mazhar etti. Onlara hitaben buyurdu ki, kiminiz kiminize düşman olarak cennetten yere ininiz. Sonra ne zaman benden bir rehber gelir de, kim ona tabi olursa, artık o ne yolu şaşırır, ne de bedbaht olur. İmanlı zat bunun üzerine, ey benim milletim, dedi. Ben sizin hakkınızda, Nuh milletinin, Ad milletinin, Semud milletinin
ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akıbetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez. Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de: ben sizi Ad ve Semud halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum. Ad halkına gelince, onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük taslayıp, kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek, dediler. Halbuki kendilerini yaratan Allah'ın o mahluklardan daha kuvvetli olduğunu görüp anlamadılar mı? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkâr ediyorlardı.